Ege Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Deniz Olgun'la gündem programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet, her zaman olduğu gibi gündemi konuşuyoruz ama gündemi konuşurken aslında gündemde yaşanan sorunları ve hep de o sorunların çözümünden bahsediyorduk. Bugün işte aslında tam da o sorunların çözümünden bahsedeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bütün sorunların çözümü temelde eğitimden kaynaklanıyor efendim. Biz bugün evet eğitimi konuşacağız. Bugün çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran hocamız bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz Ege Televizyonu ekranlarına. Merhabalar Deniz Hanım, nazik davetiniz için, program davetiniz için çok teşekkürler. Ekran başında bizi izleyen çok değerli konuklarımızı, sevgili öğrencilerimizi ve velilerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten bugün çok verimli, çok da keyifli bir program olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten öğrenciler özellikle de üniversite sınavına girip artık şimdi tercihler de başladı. 14 Ağustos'a kadar da bu tercihler devam edecek. Hem binlerce öğrenci ve onlarla birlikte tabii aileler de çok heyecanlı. Nasıl üniversite seçecekler, nelere dikkat edecekler, ne yapacaklar? Bunlar çok önemli. Bugün de biz de istedik ki evet İzmir gerçek anlamda da hani hep derler ya İzmir'e okumak için geldiğinizde bile İzmirli olursunuz diye. İzmir bir üniversite kenti. Bugün de hem İzmir'i konuşacağız, hem Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü konuşacağız, onun farklılıklarını konuşacağız. Ve tabii ki tüm dünyada olduğu gibi bizler de pandemi dönemiyle mücadele ediyoruz. Bu anlamda sizlerin yapmış olduğu çalışmalar, uzaktan eğitimler hepsine süremizde yetince değineceğiz. Ama öncelikli olarak Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü biz sizden dinleyerek başlayalım hocam. Tabii ki ben öncelikle bu YKS sınavında sürecinde çok yoğun emek vererek uzun bir maratonu başarıyla tamamlamış tüm öğrencilerimizi, ailelerini ve öğrencilerini, velilerini ve öğretmenlerini gönülden kutluyorum. Tabii Deniz Hanım, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü aslında Türkiye ve İzmir için bir başarı hikayesi. Çünkü 1992 yılında bir devlet üniversitesi olarak kurulmuş İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü aslında dünya yüksek öğretim literatüründe 100 yaşın altındaki üniversiteler genç, 50 yaşın altındaki üniversiteler çok genç kabul edilirken 28 yıl gibi çok kısa bir aslında ömre büyük başarılar sığdırmış, büyük başarılara imza atmış bir üniversitemiz ve dolayısıyla dediğim gibi hem Türkiye için hem İzmir için İTE bir başarı hikayesi. İTE 92 yılında eğitim akademik araştırma faaliyetlerine başlamış, eğitim dili %100 İngilizce olan bir üniversitemiz ve Türkiye'deki diğer üniversitelerle kıyasladığınız zaman aslında butik kabul edilebilecek bir üniversite. Çünkü biz lisansta yani üniversitede 4200 toplam öğrencimizle eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da bir teknik üniversite modeli olarak Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün modelinin Türkiye'deki tek örneği olarak 3 fakülte 18 programda üniversite eğitimi sunuyoruz. Bu fakülteler Fen Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültemiz. Fen Fakültemizde de fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, fotonik bölümlerinde. Mimarlık Fakültesinde ise mimarlık, endüstriyel tasarım ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde. Ve Mühendislik Fakültesinde ise 10 bölümde eğitim faaliyetimiz devam ediyor. Tabii kuruluşunun fabrika ayarlarına baktığınız zaman İTE aslında bu bölgenin bir teknoloji koridoru, bir teknoloji üssü olması motivasyonuyla kurulmuş ve özellikle de İzmir'de ve Türkiye'de üniversite sanayi işbirliği modelinin en güçlü bir şekilde temsil edildiği ve dolayısıyla aslında toplumun her kesiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını üreten, öbür taraftan da ürettiği bilgi ve teknolojiyle ülkenin ekonomi büyümesini ve kalkınmasını tetikleyen ve destekleyen bir üniversite modeli. Az önce de ifade ettim, İTE Türkiye'deki tek yüksek teknoloji enstitüsü modeli olarak eğitim hayatına devam ediyor. Tabii İTE'nin kuruluş fabrika ayarına baktığınız zaman 92 yılında kurulduğunda işte Amerika'da MIT Caltech gibi ya da Tel Aviv'de bulunan Weizmann Institute of Science gibi yani bir yüksek teknoloji enstitüsü modeliyle kurulmuş ve burada da dediğim gibi özellikle sanayinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağını, bilgiyi ve teknolojiyi üreten sanayiyle çok yakın işbirlikleri yaparak bu işbirlikleri üzerinden ekonomik büyümeyi tetikleyen bir üniversite modeli ve biz kuruluşumuzdan itibaren de fabrika ayarlarımıza sadık kalarak
hem yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynaklarının sanayide Türk ve dünya akademisine katkılarıyla öne çıkması, öbür taraftan da üniversite sanayi işbirliği anlamında geliştirdiğimiz çalışmalarla, yürüttüğümüz projelerle Türkiye ve dünya rol model işler yapışımızda faaliyetlerimize, eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Bu anlattıklarınız hocam gerçekten çok önemli. Çünkü öğrenciler bir üniversiteden mezun olduktan sonra akıllardaki ilk soru aslında belki mezuniyete bile kalmadan önce iş bulabilecek miyim? Acaba üniversiteden mezun olduktan sonra bir iş bulabilecek miyim? Bu anlamda üniversitelerin özellikle de iş dünyasıyla sanayiyle de yapmış olduğu işbirliği çalışmaları da öğrencilerin bundan sonraki iş yaşamı açısından da çok büyük önem aslında teşkil ediyor. Tabii bu bizim için çok önemli çünkü Türkiye'de hepimizin bildiği gibi öğrencilerimiz ya da velilerimiz evlatlarını bir üniversiteye gönderdiklerinde mezun olduklarında iş bulmasını isterler. Öncelikle iş bulmasını. Az önce de ifade ettiğim gibi bizden mezun öğrencilerimizin önemli bir kısmı akademik çalışmalara yani master, doktora ve sonrasında akademisyen olmaya ya da sanayide iş bulmaya ya da ondan da daha önemlisi aslında kendi işini kuran girişimci olmaya dönüşmesini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda İİTE'nin öğretim üyelerimizin sanayiyle yaptığı ortak projeler, ortaklıklar, bizim sanayiye yaptığımız danışmanlıklar, öğrencilerimizin sanayi kuruluşlarında devam ettikleri, yürüttükleri stajlar, gönüllü çalışmalar ve bu kapsamda da üniversitemizde kurduğumuz kariyer destek ofisi ile adına kardeş dediğimiz kariyer destek ofisi ile biz öğrencilerimize hem staj imkanı hem de mezun olduktan sonra iş bulma noktasında destek oluyoruz. Şimdi bu pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin açıkladığı üzere İTE mezunlarının iş bulma noktasında Türkiye'deki en başarılı üniversiteler arasında yer aldığını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları açıkladı. Yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları'ndan aldığımız bir bilgiye göre İTE mezunlarının iş bulma ortalaması 5.6 ay. Ama şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki İTE'de bizim öyle bölümlerimiz var ki öğrencilerimiz daha 3. sınıftayken iş buluyorlar. Yani 3. sınıftayken mezun olduklarında işi hazır olan öğrencilerimiz var. Tabii bizim Deniz Hanım, öğretim üyelerimizin, buradaki araştırmacılarımızın %64'ü master doktora derecelerini Avrupa'nın ve Amerika'nın en iyi üniversitelerinden almış. %36'lık Türkiye'den alan dilimin de mutlaka bir yurt dışı tecrübesi var. Yani çok nitelikli bir akademik kadromuz ve çok güçlü bir araştırma altyapımız var. Ve biz tüm öğretim üyesi kadrolarımız ve araştırma altyapılarımızla da tabii ki nitelikli ve kaliteli Türkiye ve dünyaya rol model, problem çözen ya da problemi görerek engelleyen, bulunduğu ortamı aydınlatan, fark yaratan, katkı sunan öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Ve bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerde hani sürekli konuştuğumuz çift kanatlı kuş misali sadece iyi bir akademik eğitim alması değil, non-akademik eğitimle de öne çıkmasını önemsiyoruz. Yani iyi bir fizikçi, iyi bir mimar, iyi bir mühendis evet ama aynı zamanda hani insan olmanın en önemli özelliklerini taşıması, iyi bir takım oyuncusu olması, problem çözmesi, problemi öngörerek engellemesi, topluma karşı sorumluluk hissi yaşaması, tüm bunlar da bizim son derece önemsediğimiz konuların başında geliyor. Biz aslında İTE'de bir dünya vatandaşı yetiştirme motivasyonuyla hareket ediyoruz. Yani bizden mezun öğrenciler bir defa ana dili gibi İngilizce konuşabilen, bunun yanına Japoncayı, Rusçayı, İspanyolcayı, buna benzer farklı dilleri yerleştirebilen ve dolayısıyla birden fazla dil konuşabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Yine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mezunlarımızın sanayide ve üniversite camiasında yarattığı pozitif etki dolayısıyla İTE mezunlarının çok ciddi karşılık bulduğunu ve tercih edildiğini büyük bir mutlulukla ifade etmem lazım. Yani o zaman İzmir'in şöyle diyebiliriz herhalde hani İTE'den mezun olan öğrenciler ileriki süreçte de iş bulma konusunda zorluk çekmiyor. Aslında bir de şöyle de bir durum da var aslında. Şimdi az önce de sizin bahsettiğiniz gibi akademik kadro çok önemlidir. Ve sizde de program öncesinde sizinle de ilgili aslında derslerime çalışırken gördüm. Hocam herhalde dünyayı gezmediğiniz bir ülke kalmamış ve burada hep eğitimler, seminerler vermişsiniz. Evet. Eğitim kadronuz da aynı şekilde farklı ülkelerden gelen akademisyenlerden oluşuyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi
evet biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama öylesine ilerleyen teknoloji dünyasında bir iş hayatı var ki artık gençlerin bir dünya vatandaşı olarak daha aydın, bu ülkeyi daha ileriye götürebilmek için bu standartlarda olması gerekiyor. Ve eğitim kadrosunun da gerçekten de yurt dışından gelen öğretmenlerle, akademisyenlerle bir arada olması da hem farklı kültürlere öğrenmiş olmaları hem de farklı yeniliklere de bir arada açık olmasını öğretmiş oluyor. Bu anlamda da gerçekten akademik kadro da bir üniversitede öğrencilerin tercih etmesi açısından çok önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi İT'yi belki biraz da İzmirli olarak çok daha iyi tanıdığım için İT'nin Şori'de bir farkı da var. Şimdi siz dediniz ki öğrenciler 3. sınıfta iş bulabiliyor. Aslında sizin öğrencilerinizin şöyle de bir özelliği var. Aynı zamanda şirket kurup burada da yöneticilik de yapabiliyorlar değil mi? Teknopark gibi de farklı tabii. Da bir şimdi, özelliği var. Aynen. Şimdi oraya gelecektim. Şimdi İT'yi farklı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi Ege Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya Teknopark İzmir dediğimiz yapının kampüs alanımızın içerisinde bulunması. Teknopark İzmir'de şu an 180'i bulan Ar-Ge firmamızla, 1100'ü aşan tam zamanlı Ar-Ge personelimizle, 1,5 milyar TL'ye yaklaşan ciromuzla, 110 milyon doları aşan ihracatımızla harikalar yaratıyoruz. Tabii bunun IT ekosistemine de çok ciddi bir katkısı oluyor. Öyle düşünün ki siz eğitim hayatınız devam ederken aynı bahçenin içerisinde beraber yürüdüğünüz yan tarafta Ar-Ge firmaları, bu firmaların çalışanları ve gönüllü olarak gidip çalışabileceğiniz, staj yapabileceğiniz, kapısını çalabileceğiniz yüksek teknoloji firmaları var. Ve daha da önemlisi biz özellikle bizi tercih eden ve daha girişimci ruhuna sahip ya da bu potansiyeli olan öğrencilerimize kendi işini kurma, istihdam yaratma, ihracat yapma noktasında da ciddi yönlendirmeler yapıyoruz. Birinci, ikinci sınıftaki öğrencilerimize ön kuluçka adını verdiğimiz bir iş fikirleri varsa onlara Teknopark İzmir'de kirasız ofisler verip bütün giderlerini bizler karşılayıp onların iş fikirlerini projelendirme ve şirketleşme noktasında destek sağlıyoruz. Üçüncü, dördüncü sınıfa geldiğinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olarak Big Assist adını verdiğimiz iş fikrinin şirketleşmesi sürecinde öğrencilerimize ya da diğer üniversitelerin öğrencilerine ücretsiz danışmanlık, eğitim ve yönlendirme yapıyoruz. Ve bu öğrencilerimiz TÜBİTAK'a başvurup 200 bin liraya kadar hibe destek alarak kendi şirketlerini kuruyorlar. Bu konuda da İT'nin son derece büyük başarılara imza attığını büyük bir gururla ifade edebilirim. Yani şu anda Deniz Hanım İT'de son sınıfa geçmiş ama kendi kurduğu şirkette 8 ülkeye ihracat yapan öğrencilerimiz var. Ya da Teknopark'ta kurduğu şirkette 20 tane İT öğrencisi çalıştıran öğrencilerimiz var. Bugün İT Teknopark'ta bulunan 180 firmanın yaklaşık %25'i İT hocalarının ve öğrencilerinin firması. Ve yine biliyorsunuz aslında Türkiye'nin bir projesi olarak teknoloji üssü, teknoloji vadisi dediğimiz yapıyla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor ve hedefimiz 2021 yılında burada da artık bir somut adımların atılarak burada da bir faaliyetin başlaması. Yine 2021'de hedefimiz mevcut teknoparkı en az %50 daha büyütmek. Tabii tüm bunlar, düşünsenize siz öğrenciyken gidip staj yeri ya da tecrübe kazanmak adına şirketlere başvuracakken burada zaten bu şirketler burada. Bu arada şunu da ifade etmem lazım. Evet, buyurun, bugün buyurun. Türkiye'nin, dünyanın büyük firmaları Teknopark İzmir'e teveccüh göstererek farklı yerlerdeki ofislerini kapatıp gelip bizim Teknopark'ımızda Ar-Ge şirketlerini kuruyor ve düşünsenize istihdam direkt öğrencilerinizin ayağına geliyor. Ve bizim burada yarattığımız girişimci ve inovasyon ekosistemiyle de bir yandan girişimci ya da girişimcilerin kurduğu şirketlerde fark yaratan projelere imza atan öğrencilerimiz oluyor. Benim İzmir için şöyle bir iddiam var, şöyle bir modelim var. Ya İzmir Türkiye'nin Kaliforniya'sı olmalı. Yani inovasyon, girişimcilik, startuplar kenti ve biz Türkiye'nin en iyi beyinlerini bu kente çekmek, İzmir'in en iyi beyinlerini de bu kente tutarak İzmir'in ekonomik büyümesini ve tabii tüm Türkiye'ye katkı sunan ekonomik büyümesini inovasyon, girişimcilik ve yüksek teknoloji üzerinden sağlayabiliriz. Burada tabii ki İT'nin sahip olduğu nitelikli akademik kadrosu ve ileri düzey araştırma düzeyi, araştırma altyapısı Teknopark İzmir'i son derece besleyen ve burayla yoğun işbirlikleri yapma fırsatı tanıyan bir yapı. Bakın ben
şunu ifade etmek isterim. İYİTE zaten çok iyi üniversite sanayi işbirliği projesi yapan bir üniversiteyken 2018 verileriyle kıyasladığınızda 2019 yılında biz %630 daha fazla üniversite sanayi işbirliği projesi yapmışız. Bakın çok yakın zamanda açıklandı. Avrupa Birliği'nden büyük ölçekli Türkiye toplam 6 proje aldı. Bunun birini İYİTE aldı. TÜBİTAK'ın koronavirüsle ilgili çağrısında 13 projenin birini biz aldık. Türkiye ile İngiltere arasında yapılan proje çağrısında desteklenen 7 projenin ikisini biz aldık. Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji başlıklı 2 çağrısında Türkiye birincisi olarak 2 projeyi İYİTE öğretim üyeleri aldı. Tüm bunlar İYİTE'nin öğretim üyesi kalitesinin araştırma noktasında ne kadar iyi bir üniversite olduğunun en somut göstergesi. Tabii diğer taraftan bu yine bizim için de bu kent için de büyük bir gurur. Çok genç yaşımıza rağmen 2017 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri seçilmişken 2019 yılında ilk 3 üniversitesi arasında gösterildik. Bir hafta kadar açıklandığı üzere öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayında ki bir öğretim üyesinin en önemli çıktısı bilimsel yayınıdır. Biz Türkiye birincisi olduk. Ya tüm bunlar İYİTE'nin araştırma kalitesini, İYİTE'nin öğretim üyesi kalitesini ortaya koyan en önemli unsurlar. Ama en genelde değerlendirdiğiniz zaman bizim İYİTE'de yaratmış olduğumuz bilim, teknoloji, inovasyon, girişimcilik ekosistemi. Yani bu gökyüzünden yağan bir yağmur misali ve herkes kendi payına göre mutlaka bu yağmurdan etkileniyor. Bu ekosistem içerisinde öğrencilerimizin geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanması ve ülkenin aydınlık geleceğine, aydınlık yarınlarına katkı sunması noktasında bir sorumluluk alıyoruz ve öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Şimdi ben hani az önce de ifade ettim, bu ülkenin en büyük, milli, en önemli milli serveti insanıdır. Yani aslında ne tarihi eserlerimiz, ne yeraltı zenginliklerimiz, ne de yerüstü. İnsandan daha kıymetli bir servetimiz yok. Ve en büyük sermayemiz de insanlarımızın aklı. Hani akıl teri olduğu zaman alın terinden çok daha etki yaratan işler yapabiliyorsunuz. Biz bu gençlere yani üniversite adayı olan gençlerimize milli servetimiz gözüyle bakıyoruz. Ve bu milli servetin sahip olduğu aklı üreten, katkı sunan, fark yaratan ve bu ülkenin bugününü ve geleceğini inşa eden birer lidere dönüşmeleri noktasında, birer aydına dönüşmeleri noktasında da yarattığımız, oluşturduğumuz ekosistemle her türlü kendilerine destek olmak üzere hazırız ve kendilerini İYİTE'ye bekliyoruz diyoruz. Evet. Hocam şimdi aslında bu pandemi dönemi içerisinde de gördük tabii bu pandemiyle ilgili sizin yapmış olduğunuz hazırlıklar ve tabii ki de uzaktan eğitimle ilgili biraz sonra yine size soracaklarım olacak ama bu pandemi döneminde gördük ki iş dünyasının içerisinde de gerçekten işi aksamayan hatta belki daha da normal zamanda daha da çok iş yapanlar hep teknolojik altyapısını daha önceden hazırlamış, buna hazır olan firmalar olduğunu gördük. Şimdi baktığımızda da Yüksek Teknoloji Enstitüsü teknolojinin başkenti durumunda. Öğrencilerin bundan sonraki meslek hayatlarıyla ilgili, gelecekteki mesleklerle ilgili peki bu anlamda siz neler söylersiniz? Tabii ki. Şimdi Deniz Hanım şöyle, insanlık tarihinin en güçlü canlısı dinozorlar ve şu an yoklar. Ve yine insanlık tarihinin en zayıf canlısı karıncalar ve her yerdeler. Dinozoru yok, karıncayı var eden gizemin adı adaptasyon. Yani değişimi görmeniz ve ona adapte olmanız. Değişimi gören, adapte olan ya da değişimi yöneten ve tetikleyenin ayakta kaldığı ve güçlü olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani çok doğal bir seçilimden bahsediyorum aslında. Evet. Biz evet. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak yaşadığımız pandemi döneminde çok hızlı ve dinamik bir şekilde kararlar alarak ve bu kararları da uygulayarak 3 hafta gibi çok kısa bir süre içerisinde bütün derslerimizi online'a çevirdik ve bağımsız bir araştırma kuruluşunun yaptığı anket çalışmalarına göre de Türkiye'nin en başarılı ilk 3 üniversitesi arasında gösterildik. Yani pandemi döneminde online eğitimi en iyi yöneten ilk 3 üniversiteden bir tanesi olduk. Biz önümüz dönemde tabii ki bizim için en önemli unsur öğrencilerimizin sağlığı. Ve bu anlamda da yaptığımız hazırlıklar ve hazırladığımız planlar var. Mevcut durumda biz yüz yüze eğitime geçmeyi
Ama yüz yüze eğitime geçerken de bir defa kitle derslerini, yani bütün bölümlerin aldığı temel dersleri, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji gibi, bu dersleri online'a taşımayı, yine bütün programlarda derslerin %40'ını online'a taşımayı, dolayısıyla kampüs içi sirkülasyonu seyretmeyi planlıyoruz. Yani bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Ancak bilim kurulu ya da yüksek öğretim kurulunun alacağı kararla biz tabii ki online, %100 online eğitime de hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer taraftan bundan 30 yıl önce var olup bugün yok olan ve bugün var olup 20 yıl sonra yok olacak bölümlerimiz, mesleklerimiz var. Şimdi hep verdiğim bir örnek var. Düşünsenize mesela el feneri üreten bir fabrikanız varsa bu artık anlamsız. Çünkü her cep telefonu el feneri oldu. Doğru. Mesela hesap makinesi üreten bir fabrikanız varsa artık o fabrikayı kapatmanız lazım. Çünkü her cep telefonu bir hesap makinesi aynı zamanda. Yani değişen ve dönüşen bir dünyayı ve çok hızlı değişen aslında bir dünyayı hep beraber tecrübe ediyoruz. Biz de bu kapsamda bunu da düşünerek, bunu da öngörerek özellikle lisansüstü programlarımızda ve son bir yıl içerisinde açtığımız lisans programlarında, bakın biz İTÜ'de Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü açtık. Çünkü tüm dünyada artık fosil yakıtlardan temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye bir göç var. Ve bu kapsamda da bizim İTÜ kampüsünde öncelediğimiz dört alandan bir tanesi yenilenebilir enerji olarak biz bu konuyu İzmir'in ve İTÜ'nin gündemine taşımaya çalışıyoruz. Ve geçen sene mutlulukla ifade ediyorum bu bölüme ilk defa öğrenci aldık ama Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan bölümümüz oldu. Mesela endüstriyel tasarım bugünün dünyasında cep telefonlarının, gözlüklerin, takının, arabanın, yani aslında neyi düşünürseniz düşünün artık bir tasarımın olduğu bir dünyada endüstriyel tasarım çok ön plana çıkan bir bölüm ve biz geçen sene bu bölümü açtık ve bu bölüm Ege bölgesinde bildiğim kadarıyla sadece bizim üniversitede var. Yine fotonik bölümünü açtık. Fotonik ışık bilimi ve mühendisliği demek. Türkiye'de ilk defa fotonik bölümünü açtık. Önümüz sene için Data Science and Engineering diye bir bölüm açıyoruz. Yani veri bilimi ve analizi. Öbür taraftan bilişimsel bilimler diye bir bölüm açtık. Uluslararası su kaynakları, robotik, kanser moleküler biyolojisi. Yani alabildiğine ileri düzey alanlarda ve bugünün ve geleceğin teknolojileri diyebileceğimiz alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek üzere biz tabii ki gayret sarf ediyoruz. Mesela büyüyen şehirler ve büyüyen şehirlerin beraberinde getirdiği problemler artık dünyanın önemli sorunlarından bir tanesi. Bunu düşünerek sürdürülebilir kent yönetimi diye hem mühendislik hem sosyal bilimler hem fen bilimleri, yani tüm bilim alanlarının katkı sunabileceği mega kentleri nasıl yöneteceğiz üzerine bir master programı açıyoruz. Mesela polimer bilimi ve mühendisliği diye bir master programı. Bunlar hep son bir yıl içerisinde açtığımız programlar ve bugün İTÜ'de toplam 45 master doktora programıyla 1300 öğrencimize de lisansüstü eğitim vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla İTÜ bir yandan değişimi ve değişimin kodlarını gören, okuyan ve gereğini yapan ve aslında bir taraftan da değişimi tetikleyen ve değişime öncülük eden bir üniversite olarak faaliyetlerine devam ediyor. Evet, aslında şimdi büyüyen şehirlerden bahsettiniz. Teknolojik anlamda da bunun altyapısını oluşturmakla ilgili. Şimdi sizin ve eğitim kadronuzdaki değerli eğitmenlerimizin ve belediyelerle de bu anlamda yapmış olduğu çok da önemli çalışmalarınız da var. Bunları da yakından da biliyoruz. Hocam peki şimdi hep söylüyoruz ya, evet, bir dünya vatandaşı olarak da gençleri yetiştirmek gerekiyor. Gençlerin en azından farklı ülkelere gidip burada eğitim alması da gerekiyor. Ve şimdi evet, gençlerimiz üniversite seçerken de yurt dışı programlarından yararlanabilecekleri hangi üniversite var? Açıkçası buna da bakıyorlar. Sizin bu anlamda üniversitenizin yapmış olduğu çalışmalar neler? Hani Erasmus tabii programları ki vesaire. Bir defa biz bir dünya vatandaşı yetiştirmek istiyoruz. Temel motivasyonlarımızdan bir tanesi bu. Ve biz öğrencilerimizin, mezunlarımızın sadece Türkiye'de değil,
dünyanın her ülkesinde iş bulabilen ya da iş kurabilen ya da dünyanın en iyi üniversitelerinden master doktora eğitimlerine kabul alan bir birey olarak yetişmesini istiyoruz. Ve aslında bizim mezunlarımız, yani İİTE'den mezun olan öğrenciler ne kadar iyi bir eğitim aldıklarını bizden mezun olduktan sonra anlıyorlar. Bizim onlardan aldığımız mesajlar, e-mailler, geri bildirimler ne kadar iyi öğrenci yetiştirdiğimizi bize anlatıyor. Çünkü mezunlarımız Avrupa'nın, Amerika'nın en iyi üniversitelerine gidiyorlar. Tüm dünyanın en iyi öğrencileriyle aynı sınıfta eğitim almaya başlıyorlar ve orada ne kadar kaliteli bir eğitim aldıklarını kendilerini tüm dünyanın öğrencileriyle kıyasladıklarında anlayabiliyorlar. Uluslararasılaşma bizim en önemli stratejik hamlelerimizden bir tanesi. Bu kapsamda izin verirseniz yaptığımız çalışmaları özetle size anlatacağım. Bir defa İİTE'de 6 kıta 47 ülkeden bizim öğrencimiz var. Yani Latin Amerika'sına kadar öğrencilerimiz var. Yine dünyanın farklı bölgelerinden, yani Amerika'sından, Avrupa'sından, Asya'sından hocalarımız var. Yani bir öğretim üyelerimiz var. Az önce ifade ettim, İİTE UNESCO'dan mükemmeliyet merkezi unvanı almış tek üniversite olarak Birleşmiş Milletler'in fonladığı gelişen dünyanın üstün başarılı genç bilim insanları için bir destinasyon şu anda ve yine o fonlar üzerinden üniversitemize gelen yabancı uyruklu bilim insanları var. Biz özellikle uluslararasılaşma noktasında uluslararası bilim insanlarının İİTE'ye kazandırılması ile ilgili de çok ciddi hamlelerimiz ve çalışmalarımız var. Tabii bir yandan kampüsü bir uluslararası kampüs kılmaya çalışırken, yani düşünsenize siz İzmir'den ya da Türkiye'nin 81 vilayetinden birinden bir kampüse geleceksiniz. Bu kampüste 47 ülkenin bayrağı olacak. 47 kültürün yansıması olacak ve siz onlarla arkadaşlık yapacaksınız. Onların kültürünü tanıyacaksınız, kendi kültürünüzü tanıtacaksınız. Nasıl bir zenginlik yani, hakikaten. Evet. Tabii ki. Ve bir taraftan da bizim Avrupa Birliği'nde 22 ülke 104 üniversiteyle yaptığımız bir Erasmus anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında da aldığımız fonlarla öğrencilerimizin eğitim ya da staj amacıyla Avrupa'da bu üniversitelere gitmelerinin önünü açıyoruz. Sadece ön açmıyoruz aslında. Ekonomik olarak da öğrencilerimizi destekliyoruz. Bugüne kadar 1000'in üzerinde öğrenciyi Erasmus Avrupa Birliği fonlarıyla bu anlaşma yaptığımız 104 üniversiteye, farklı ülkelerin farklı üniversitelerine gönderdik. Tabii burada da öğrencilerimiz için ciddi bir birikim ve ciddi bir kazanım var. Yani siz üniversite hayatınızı devam ederken belli dönemlerde yurt dışında, Avrupa'da üniversitelere gidip buralarda eğitim alabiliyorsunuz. Yine şu anda Rusya'nın en iyi 3 üniversitesinden biri gösterilen Moscow Institute of Physics, bu üniversiteyle bir anlaşma imzaladık. Ve bu önümüz güz dönemi itibariyle bazı programlarda bizim açtığımız dersleri onların öğrencileri, onların açtığı dersleri bizim öğrencilerimiz almaya başlayacak. Yani uluslararasılaşma ve bu kapsamda da öğrencilerimizin bu tecrübeyi, bu birikimi, bu deneyimi, farklı kültürleri tanımasını ya da kendi kültürünü farklı kültürlere tanıtmayı son derece önemsiyoruz ve bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Peki hocam, şimdi özellikle tam tercih zamanındayken öğrenciler tabii tercihlerini yapıyor. Aileler de heyecanlı. Onlar da hani acaba çocuklarımız nereye yönlendirsek diye ya da bakıyorlar. Öyle bir merak içerisindeler. Nelere dikkat edilmeli sizce bir üniversite seçimi konusunda? Şimdi bir defa yine az önceki cümleme döneceğim. Ülkemizin en büyük milli serveti gençlerimizden bahsediyoruz. Hı hı. Ve üzülerek ifade ediyorum ki her sene üniversite sınavına, yüksek öğretim kurumları sınavına giren milyonlarca öğrencimizin önemli bir yüzdesi bir üniversitede ya da o bölümde okurken tekrar sınava girenler. Yani yanlış tercih yapanlar, olduğu yerden mutlu olmayanlar. Bu bizim için inanılmaz bir servet kaybı. Yani gençlerin kaybı bizim ülke olarak, millet olarak bir kaybımız anlamına geliyor. Benim gençlere en büyük önerim şu. Yani hayal ettikleri, olmak istedikleri mesleği seçsinler. Hayatta çok başarılı olmanın ve hiç çalışmadan çok başarılı olmanın en önemli anahtarı sevdiğiniz işi yapmanız. Yani siz örneğin eğer spikerliği, işte televizyon programcılığını seviyorsanız şu an iş yapmıyorsunuz aslında. Sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Ben bir bilim insanı olarak araştırmayı seviyorsam günde 20 saatte laboratuvarda çalışsam bu benim için bir iş değil. Çünkü sevdiğim bir işi yapıyorum.
Bir defa gençlere kesinlikle tavsiyem şu, sevdiğiniz işi yapın. İkincisi, sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hiçbir bölüm mezunu işsiz kalmaz. Ben bunu bir üniversite rektörü olarak söylüyorum. Hiçbir bölüm mezunu işsiz kalmaz. Üniversitelere bizlere düşen en önemli unsur size yollar açmak. Ve açtığımız yollarda koşmanız, yürümeniz ya da emeklemeniz ya da yerinizde durmanız sizin bileceğiniz bir şey. Ama hiçbir bölüm mezunu işsiz kalmaz. Burada önemli olan şey hani sizin kendinizi ve adanmışlığınızı sorgulamanız. Eğer siz tercih ettiğiniz bölümün gereklerini yerine getirirseniz, o azmi, o kararlılığı, o adanmışlığı ortaya koyarsanız zaten dediğim gibi başarı kaçınılmaz olarak sizin olacaktır. Hani Aziz Sancar'ın bir sözü vardır ya, tabii ki Nobel'i bana vereceklerdi. Çünkü hiç kimse benim kadar çalışmadı demişti. Şimdi aynı şeyi ben de söylüyorum. Eğer çok çalışırsanız, bilim gibi, eğitim gibi çok reel bir ticaretten bahsediyoruz biz. Ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını aldığınız bir ticaretten. Eğer tercih ettiğiniz bölümün gereklerini yerine getirirseniz işsiz kalmanız bir yana harikalar yaratma fırsatınız da var. Bu kapsamda da en önemli unsur çok doğru ve bu işi bilen insanlara danışarak, doğru tercihler yaparak, doğru insanlardan fikir alarak, başaran yani tercih etmek istediğiniz bölümü başaran insanlardan fikir alarak yolunuzu yürümeniz. Şunu unutmayın. Kendi başaramayan hiç kimse sizin başarabileceğinize inanmayacaktır. Yani siz Naim Süleymanoğlu'na ya ben ağırlığımın iki katı yük kaldırabilirim diye kaldırabilir miyim diye sorarsanız evet diyecektir. Çünkü o vücut ağırlığının üç katını kaldırmış bir insan. Ama 50 kilo kaldırmayan bir insan sizin 30 kilo kaldıracağına inanmayacaktır. Dolayısıyla hayatında başarmış insanlara danışarak, onlardan akıl alarak ve sevdiğiniz mesleği yaparak neyi seviyorsanız o alana yönelmenizi istiyorum. Bakın bugün İTÜ mezunlarımıza baktığınız zaman, bizim mezun öğrencilerimize baktığınız zaman dünyanın en iyi üniversitelerinde İTÜ'lileri görmek mümkün. Ben geçen sene Şubat ayında Harvard Üniversitesi'nde bir konferans verdim. Beni dinlemeye gelen öğrencilerin, orada çalışanların %25'i İTÜ'liydi. Bu bizim için muhteşem başarılı, muhteşem bir başarı. Ve bugün çok ciddi başarılara imza atan ve bizde fiziğe, kimyaya, fotoniğe, moleküler biyoloji, genetiğe, mühendisliği farklı bölümlerine gelen öğrencilerimiz var. Ve bu öğrencilerin az önce de ifade ettiğim gibi iş bulma oranları 5.6 ay. Türkiye sıralamalarında İTÜ en yukarılarda. Siz sevdiğiniz bölüme, sevdiğiniz üniversiteye ama tabii ki sizi geleceğe en iyi hazırlayacak, en doğru adrese giderek kendi geleceğinizi, kendi aydınlık geleceğinizi pekala inşa edebilirsiniz. Burada önemli olan nokta dediğim gibi bir sevmeniz, iki doğru insana, üç başaran insana danışarak ve dördüncü en önemlisi de seçtiğiniz alanla ilgili o alanın gereklerini yerine getirerek harikalar yaratmanız ve büyük başarılara imza atmanız çok olası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam tabii ki İTÜ'deki farklılıkları anlatırken aslında bu farklılıkların hepsinin bir öğrenciye artı katma değer katan farklılıklar olduğunu hepimiz anladık. Ama ben hazır sizinle de böyle karşılıklı program yaparken şunu da anlatmak istiyorum. Çok değil, bundan 1,5 hafta öncesinde falan yine teknolojiyle ilgili bir konuda ben yardım istedim. Bana da dediler ki, Deniz dediler, seni bir genç arkadaşla tanıştıralım. O bu konuda çok iyi. Sonra biz o genç arkadaşımıza tanıştık. Yani maksimum 25 yaşında diyeyim ben size. Ben anlattım hani neleri öğrenmek istediğimi ve ihtiyacım olanın ne olduğunu anlattım. Sonrasında hemen bana laptopu açtı. Ondan sonra 25 yaşında, maksimum 25 yaşında bir çocuk 8 kişi iş istihdamı sağlıyor ve laptopundan bana gösterdi. Verilerde şu an İzmir'de, Manisa'daki gerçekten çok büyük fabrikalar ve kurumlara hizmet veriyor. Sonrasında konuştuk, sizin mezununuz çıktı. Yani evet. Ben bu örneği direkt birebir yaşadım. Gerçekten de gurur da duyuyorsunuz. İşte diyorsunuz ki yani 25 yaşında bakın 8 kişiye de iş istihdamı sağlıyor. Ve Türkiye'de pek çok kişinin çalışmak istediği firmalarla kendisi zaten iş bulmasına da gerek kalmıyor. Kendi işini kendisi yaratıp aynı zamanda da bu firmalara hizmet veriyor. Gerçekten bu da çok güzel. Bunu da aslında sizle bir aradayken de paylaşmak istedim. Peki hocam, İTÜ'de olmanın da objektif bir bakış açısıyla baktığınızda zorlukları var mı peki?
Şimdi İTÜ'de olmanın zorlukları tabii ki şöyle. Şimdi birincisi bizim en önemli aldığımız, negatif anlamda aldığımız geri bildirim, hani İTÜ'nin İzmir'den uzak oluşu. İşte İzmir şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta bir kampüsüz. Tabi bu beraberinde ulaşım ve barınma gibi problemleri getiriyordu. Ama şu anda bizim yaptığımız çok ciddi çalışmalar var. Bir, kampüse ulaşım, iki, kampüs içi ulaşım. Yani ben ulaşımı ikiye ayırıyorum. Kampüs içi ulaşım noktasında birincisi ringlerimizi sürekli çalıştırıyoruz. İkincisi, BİSAN'dan aldığımız 50 tane hibe bisikletimiz var. Bu bisikletimiz bulduğun yerde al, istediğin yerde bırak mottosuyla çalışıyor ve kampüs içi ulaşım erişimde çok ciddi kolaylık sağlıyor. Üçüncüsü, kendi öğrencilerimizin, İTÜ öğrencilerimizin Teknopark'ta kurduğu bir şirket ve %70 yerlilikle ürettikleri elektrikli scooter, ki bunun adına Martı dediler. Hani İzmir'e özgü olsun diye. Evet. Bunun adına Martı dediler. Ve bu elektrikli skuterları da kampüs içi ulaşıma dönem açıldığında açacağız. Yine dördüncü olarak da İstanbul'dan bir araç kiralama firmasıyla anlaştık. Ve İTÜ kampüsü bu istasyonlardan bir tanesi olarak aynen cep telefonunda bir app. App'i arabaya okutuyorsunuz, kapı açılıyor ve arabanın anahtarını içeriden alıyorsunuz. Kilometre başı veya saatine göre aracı kiralayıp istediğiniz yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla kampüs içi ulaşımda getirdiğimiz 4 tane ciddi kolaylaştırma var. Kampüs ulaşım noktasında ise geçen sene Urla'dan İTÜ'ye sabah 6.30 gece 11.30 arası yarım saatte bir belediye otobüslerinin çalışmasını, çevre köylere giden minibüslerin kampüs içine girmesini ve yine kent merkezinden İTÜ'ye hem dolaşarak gelen hem de otobandan ekspres hat dediğimiz hatları sağlayarak, tabii bu noktada da Urla ve Büyükşehir Belediyelerinin bize sağladığı pozitif ayrımcılık, İTÜ öğrencisine ve İTÜ personeline verdikleri değerin bir göstergesi, ulaşım noktasında ciddi bir iyileştirme sağladık. Şu an barınma noktasında İTÜ kampüsü içerisinde bir kız, bir erkek, iki KYK yurdumuz ve bir tane de yap işte devlette özel yurdumuz var. Ancak şu anda proje aşaması devam eden 3 tane daha yurdumuz var. Bunlardan biri yine KYK yurdu, yaklaşık 1000 kişilik. Bir tane yap işte devlet yurdumuz, bir tane de bir hayırseverle yapmayı planladığımız yurdumuz var. Tüm bunların dışında da işte İTÜ'nün kenarında kurulu olduğu Gülbahçe Köyü'nde, Urla'da, hı hı, ve aslında hat boyu, yani yol boyu tüm İzmir'de de öğrencilerimiz işte farklı boyutlarda evler kiralayarak buralarda da yaşayabiliyorlar. Tabii şunu söylemem lazım, yani mükemmeliyet bir yolculuktur, bir sonuç asla tabii değildir. Ki, tabii ki. Ve biz de mükemmeliyet anlamında bir yolculuk yaşıyoruz. Her sene bir öncekinden daha iyi olmasını sağlıyoruz. Evet. Ama en nihayetinde İTÜ'ye gelen bütün öğrencilerimiz mutlaka barınacak, kalabilecek bir yer noktasında çalışıyorlar. Ve bu konuda en sıkıntıya düştükleri noktada biz de kendilerine destek oluyoruz. Ulaşım noktasında da dediğim gibi bu iyileştirmeleri sağladık. Yine İTÜ öğrencilerinin yavaş belki... Yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik ama... yani hakikaten sohbet o kadar güzel, keyifliydi. Ben hemen şöyle kısaca da şunu sormak isteyeceğim size. Neden İTÜ'yi tercih etmeliler? Hem veliler, evet, hem öğrenciler açısından değerlendirdiğinizde. Şimdi İTÜ Türkiye için, Ege için ve İzmir için bir başarı hikayesi. Ve biz öğrencilerimizi ve ailelerini bu başarı hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Ben öğrencileri, gençleri tohuma benzetiyorum Deniz Hanım. Ve tohumun kalitesi biliyorsunuz çok önemlidir. Ama tohumdan daha kıymetli bir şey var, toprak. Ondan kıymetlisi var iklim. Hepsinden kıymetlisi var çiftçi. Yani şu anda gençlerimiz aslında üniversite noktasında bir arayış içindeler ya. Aslında hangi toprağa, hangi iklime döküleceklerini, hangi çiftçiye kendilerini emanet edeceklerini araştırıyorlar. Çünkü bu tohumdan 4 yıl ya da İngilizce eğitim alırlarsa 5 yıl sonra maksimum ürün elde edebilecek, maksimum verim elde edebilecek bir süreç yaşamak istiyorlar. Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sahip olduğumuz nitelikli akademik kadromuz, güçlü araştırma altyapımız ve oluşturduğumuz ekosistemle, yani burada bir bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi var.
Teknopark İzmir ve Teknoloji Üssü'nün, Teknoloji Vadisi'nin bu ekosisteme çok ciddi bir katkısı var. Üniversite sanayi işbirliklerimizin ve uluslararası işbirliklerimizin çok ciddi bir katkısı var. Tüm dünyadan İT'ye eğitim ya da araştırma için gelen bilim insanlarının çok ciddi bir katkısı var. Sahip olduğumuz hocalarımız, yani çiftçi, sahip olduğumuz bu ekosistem, yani topraktan ve iklimden bahsediyorum. Biz gençlerimizi geleceğe en iyi bir şekilde hazırlamak, onların bir dünya vatandaşı olmasını sağlamak, iş arayan değil iş bulan, iş arayan değil istihdam yaratan, bu ülkenin problemlerini çözen ya da öngörerek engelleyen ve bulunduğu her ortamda bir lidere, bir problem çözücüye, bir aydına dönüşmelerini sağlayan ve kendilerini akademik ve non akademik anlamda, her anlamda gelişmelerini sağlayan bu ekosisteme İT'li olmaya, İT ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyorum. Bu arada bu sene ilk defa, ilk 10 bine giren ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü tercih ederek öğrencimiz olan her öğrenciye de bir İT üstün başarı bursu vereceğimizi de huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Ve bence İT'ye gelmelisin diyorum. Evet hocam, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, keyifli bir programdı. Görünen o ki tek programa sığmayacak İT'yi anlatmak. İnşallah bir sonraki programımızda İT'yi şöyle daha da detaylandıracağız diyelim. Sizlere de değerli eğitim kadronuza da çok çok teşekkür ediyorum efendim. Emeklerinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim sizlere de. Buradan ben çok teşekkür ederim. Mesajınız varsa alayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ve İT'yi yakından tanımak isteyen öğrencilerimizi ve velilerimizi de kampüste bizi ziyaret etmeye bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Ege TV'de de bugün programımızın sonuna geldik efendim. Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü değerli hocamız Yusuf Baran hocamızla beraberdik ve İT'yi konuştuk. Programımızı burada noktalarken emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.